Come to Oslo Central Station. Come to Oslo Central Station. Size biraz dışarıyı göstereyim. Oslo'da böyle bir şey. Central istasyonun, yani tren istasyonunun içerisi neredeyse AVM gibi, her şeyi var. Kafeler, barlar, restoranlar, marketler, her şey var. Bankalar, kitapçılar, gazeteciler, pizzacılar. Eczanesine, giyim mağazasına kadar her şey var. Soğuk memleket, o yüzden hep böyle kapalı yerleri değerlendiriyorlar. Hemen Oslo tren istasyonunun karşısında bir kaplan figürü var. Pakistanlıların hediyesi. Adını Tiger koyuyor. Sembolü o. Evet. Oslo istasyonun önü ve zaten burası merkez. Karl Johan Gata, Nobel Edebiyat Ödülü'nün verildiği yer. Hepsi burada. Bakın Tiger. Aşağıda akar bürüyor. Deniz hemen arkada. Belediye binası orada. Bu şekilde. Oslo Central İstasyonu. Etrafında oteller var. Tramvaylar kalkıyor, otobüsler kalkıyor. Aşağıdan da S-Bahn'lar var. İşte bu da kaplanımız. Herkes gelir bununla, güzel bir fotoğraf çekilir. Çok büyük bir kaplan yani, benim kadar, benden daha büyük. Evet. Hemen karşıda Karl Johan Caddesi. Şöyle karşı tarafa dümdüz yürüdünüz müydü? Zaten direkt kraliyetin önüne çıkıyorsunuz. Tiyatro, parlamento, hepsi orada. Bakın. Şu karşı sokak. Dümdüz gidince en sondaki tiyatro, onun yanında parlamento, hemen ilerisinde o tepe gibi olan yer ise kralın sarayı. Herkes Cumhuriyet Bayramı'nda, Çocuk Bayramı'nda orada kutlanıyor. Evet. Oslo'ya bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha tur atalım. İnsanlar sıcakkanlı. Tabi biraz böyle ilk başta arayı, mesafeyi korurlar. Ama biraz sohbet ettiğinizde hemen karşılık bulunur. Ayağınıza. Burası Karl Johan Caddesi. Her şey var burada. Bizim İstiklal Caddesi gibi. Saat 24 saat canlıdır. Bir şeyler döner yani. Ha, taksi kalmıyor. Şu arkadaş dergi satıyor, bu bir bağımlı maddeci. Dernekleri dergi sattırıyor, kendine harçlık kazanıyor. Başka işlere bulaşmasın diye. Bunlar da taksiciler. Oslo'nun taksileri. Evet. İnsanlar hoş. Hava bahar gibi ama biraz ayazda karışık.
Arka taraf büyük kilise, Dom Kilisesi. Bu arkadaşlar dergi satıyor. En azından bir nevi çalışmışlık oluyor ve pis işlere bulaşmıyor. Bu şekilde parasını kazanıyor. Magazini yapan dernek yarı yarıya bölüşüyor parayı. Burası da Oslo Dom Kirke. Oslo'nun büyük kilisesi. Belgeselimi çektiğim zaman orada bakın kalp var ya, görüyorsunuz. 77 kişinin öldürülmesi anısına yapıldı. Zaten belgeselimde orayı anlatıyorum. 77 kişiyle ölümüyle alakalı belgesel. Orası da böyle Norveçlere özgü hediyeliklerin satıldığı bir dükkan. Kar yağına devam edeceğiz. Ama şöyle bir görün. Bunların cüceleri, çorapları. Bunlar hep Norveç özgü. Patikler, çoraplar, kazaklar. Fiyatları da 299'da 500 kron. Yani fiyat güzel fiyat. Evet, en arkadaki de Kralın Sarayı görüyorsunuz. Oraya kadar göstereyim. Saat fitnesi var. Eskiden takılıyorduk. Buralara çok takılıyorduk. İşimiz gücümüz hep buralarda. Bu yoldan mutlaka her gün geçiyordum 2-3 defa. Evet, en arkadaki bina Kral.